PYK dediğiniz örgüt Kürtlerin öz örgüttür. Kendi meşru savunmaları için kurulmuş örgüttür. Bu anlamıyla onlara yapılan operasyon, PYK'ye yapılan operasyon, Kürt halkına karşı yapılan operasyondur. Bir kere bu dilden uzaklaşmak gerekiyor. Yani Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin PYK'ye saldırması Kürtlere saldırıdır. Yani bunun hiç aması fakat herhangi bir şey yok. Şu an Kürtler PKK, HDP yani son halkların, inançların Türk'ün dışındaki, Türk halkının dışındaki halkların, inançların diğer azınlık ya da farklılıkların son mevzisidir. Yani Türklerin 150 yıldır bu coğrafyayı Türkleştirme gibi, Sunnileştirme gibi bir programları var, çabaları var. Bunu ilk önce işte biz işte şimdi dediğim gibi Ermeni soykırımı var. Ermeni soykırımıyla başladılar. Daha sonra biz Pontus Helenlerine soykırım yaptılar. Biliyorsunuz 14'te başlayıp 23'te tamamlanan Pontus soykırımı var. Ve hemen ardından da Kürt halkına karşı soykırım politikaları devreye sokuldu. Ve günümüze kadar da bu devam ediyor. Operasyonlar yeni mi? Kürtlere karşı değil. PYK kurulduktan sonra 1983'ten itibaren sayısızca operasyonlar yapıldı. Elbette sonuç alabilir mi? Sonuç alamadı. Yani devlet açısından düşündüğümüzde alamadılar. Ama o dönemin hükümetler açısından düşündüğümüzde belli dönemlerde etkili oldu. Belli dönemlerde tam tersine o hükümetleri yapılan başarısız operasyonlar düşürdü. Zaten Kürtlere bu soykırım operasyonu dayatmanın iki nedeni var. Bir tanesi tarihi nedeni var. Yani Kürtleri komple yok etmek. Yok edemiyorlarsa işte o nüfusu eritmek ya da işte kendi ülkelerinden kaçırtmak. Bu birinci hedefleri. İkinci hedefleri ise geçmişten beri Kürtlere karşı verilen savaş. Her zaman yani hükümette kalabilmek için partilerin seçtiği yollardan biridir. Yani eğer Kürtlere savaş yürütürseniz kimse bir şey sormaz. Olduğu gibi size biat eder. Bu belki 150 yıl, belki daha da fazla 100 yılın getirdiği bir toplumsal mühendisliğin eseri diyebiliriz. İşte gördünüz yani şey açıklandığında bu son işte ZAP bölgesine, ZAP Avaşin bölgesine yapılacak operasyon açıkladığında muhalefet partileri tek tek nasıl hükümete biat ettiklerini açıkladılar. Ya operasyonların yani bu tür operasyon çünkü ben Çelik Hareketi'ni gördüm yani içinde yer aldım o dönemde bizde o şey Çelik Hareketi'nin yapıldığı işte Hafden'den şeye kadar Avaşin bölgesine kadar ki bölgede yer aldık. O zaman ben esir, PKK'nin de esir askerdim. On binlerce askerle geldiler. Yine KDP'de beraberlerinde geldi. Bulunduğumuz, o dönemde bulunduğumuz kamp kuşatıldı hem KDP tarafından, arkadan KDP tarafından, güneyden, kuzeyden de. Türkler tarafından çok yoğun çatışmalar yaşandı. Ama gerillalar hem biz oradan çıkarmasabildiler hem de üzerlerine gelen asker ve KDP peşmergelerine püskürtmesini bildiler. Yani KDP'nin
Bugün yaptığı ilk suç değildir bu. Hatta bir dönem asker olarak da PKK'ye karşı savaşmış birisiyim. Bunca yıllık deneyime dayanarak söylüyorum ki PKK'ye o dağlarda özellikle Zap, Avaşin bölgesinde yenilmezdir. Yani o derin vadilerde Türkiye Cumhuriyeti askerinin yapabileceği hiçbir şey yok. Zaten karadan oraya yönelemezler. Gerillanın gelmiş olduğu nokta itibariyle de işte helikopterlerle de işte timler oralara indirilemez ki görüyoruz bu zamana kadar aldığımız haberlerde işte çok az bölgeye o da KDP'nin desteğiyle indirmeler yapılabilmiş. Fakat işte lojistik ihtiyaçları karşılanamıyor ve indirilen askerler geri alınamıyor. O düzeye gelinmiş. Bundan öteye de gidilebileceğini ben düşünmüyorum. Yani gerilla bu anlamıyla bunu püskürtecektir. Yani bu saldırıları NATO'nun yine gözetiminde, Irak devletinin gözetiminde, olurunda ve ters açıklamalar yaptıklarına bakmayın. KDP'nin işbirliğinde süren bu soykırım operasyonunda ben bir neticeye varacağını işte geçmiş deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Yani bir neticeye varacağını düşünmüyorum. PKK yine düşmanını oralara dar edecektir. Ama savaş işte sadece askeri anlamda yürümüyor. Bunu bilmek gerekiyor. Zaten askeri alanda sadece askeri alanda yürümüş olsaydı bunca yenilgiden sonra Türkiye Devleti tekrar tekrar bu saldırıları denemezdi. Bu yüzden yani Kürt halkının, öncelikle Kürt halkının dünyanın her yerinde bu saldırıya katılan tüm kesimleri uluslararası kamuoyunun önüne taşımak zorunda, teşhir etmek zorunda. Aynı Mansur ya şeye Barzani'ye Londra'da yapıldığı gibi işte Avrupa'da, dünyanın her yerinde benzer tepkiler gösterilmeli. İşgalcilerle ortak halinde olan kesimlere bulundukları her yer dar edilmeli. Bu sadece Kürtler açısından da değil. Kürtlerle birlikte işte bu ortak coğrafyayı paylaşan halklar da benzer tepki göstermek zorunda. Çünkü Kürtler kaybederse, ben her zaman söylüyorum, Kürtler kaybederse burada herkes kaybeder. Kürtler kazanırsa tüm halklar ve inançlar kazanır. Yani bunu bir kere daha buradan vurgulamak gerekiyor. Elbette ki ben geçmişte de işte PKK'ya karşı savaşmış olarak savaşmış olan bir asker olarak PKK'nın gücünü çok iyi biliyorum. Yenilmezliğini çok iyi biliyorum. Bu anlamıyla o dağlarda, o derin vadilerde TSK'nın bir şey yapamayacağını, uzun süreli orada kalamayacağını biliyorum ama hedefler açısından yani TSK'nın, NATO'nun, Amerika'nın, Barzani'nin hedefleri açısından bugün durmayacakları ortasında. Bunu askeri anlamda pek yapabilir ama diğer birçok alanda işte onları geri adım attıracak olan asıl güç hepimizin ortak mücadelesinden geçiyor. Yoksa o işte medya savunma alanıdır, Musul'dur, Kerkük'tür, oraların hepsini Türkiye Cumhuriyeti hala kendi toprakları gibi görüyor ve öyle hareket ediyor ve öyle hareket etmeye de devam edecek.